Bu videomuzda setup dosyası oluşturmayı öğreneceğiz. Oluşturduğumuz uygulamaların exe dosyalarını nasıl kurulum haline getiririz onu göreceğiz. Create install programını göstereceğim arkadaşlar bu videoda. İnternette çok farklı yazılımlar var kullanabileceğiniz. Advanced installer gibi, InnoSetup gibi veya daha gelişmişleri. Ama kullanımı çok basit ve pratik olduğu için ben bu uygulama üzerinden, bu program üzerinden göstermek istedim. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar ve asistan kullanarak exe dosyasını kurulum dosyasına dönüştüreceğim. Şimdi daha öncekini kaydetmek istemiyorum. Hayır dedim. Arkadaşlar output kısmında oluşacak setup dosyasının kaydedileceği yeri seçiyoruz. Bakın burada C'ye setups olarak kaydedilsin dedim. Bunu değiştirebiliriz. Başka bir konuma mesela masa üstüne atalım. Masa üstüne de atabilirim. Setup exe olarak gelecek. Burada ismi yazıyorum. Burada setup dosyasına bir ikon verebilirim arkadaşlar. Şu seçenek yönetici olarak çalıştırılmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunu belirliyor. Ben bunu işaretlemediğim zaman setup dosyasını çalıştırdığımda yönetici olarak çalıştırılsın diyerek uyarı verecek. Tamam dediğimizde başlayacak. Yönetici yetkisini vermiş olacağız. Burada arkadaşlar sıkıştırdıysak eğer setup dosyamızı, yani çok büyük boyutlu bir şeyse ve biz bunu sıkıştırdıysak otomatik RAR'ın veya zip'in içinden çalıştırıldığında kendisini çıkarabilecek bir klasöre. Şu volumes kısmında da arkadaşlar bakın buradan hafıza için hard diskte yer var mı yok mu veya program kurulum için belirli bir limit belirliyoruz. Mesela megabyte deyip işte bizim 35 megabyte arkadaşlar 35 megabaytlık yer istiyorum diye bunu kontrol ettirebiliriz. Ama bizimki çok küçük olduğu için ben yapmayacağım. Devam edelim. General kısmından arkadaşlar genel bilgileri gireceğiz. Uygulamanın ismi metin belgesi diyelim. Şimdi arkadaşlar daha önceki videomuzda yaptığımız text editörünü setup haline dönüştüreceğiz. Zaten bir önceki videoda exe haline getirmiştik. Şimdi de onu setup haline dönüştüreceğiz. Buraya arkadaşlar versiyon vesaire 1.2 diyeyim. Örnek bir şeyler olsun. Siz de bilgilerinizi, şirket isminizi ve link varsa web siteniz onun linkini vesaire paylaşabilirsiniz. Şuradan dili tercih ediyoruz. Kurulum dilini ben Türkçe olarak ayarladım. Başka bir dil istersek burada olmayan şuradan ekleyebilirsiniz. Lisans ve readme dosyalarını buradan ekliyoruz arkadaşlar. Şuradan da şifre belirliyoruz ama bu create install'un bazı sürümlerinde bu password çalışmıyor. Bilginiz olsun. Installation files arkadaşlar. Burada dosyayı seçmem gerekiyor. İnstall edeceğim exe dosyasını. Bakın buna tıklıyorum. Ben şu metin belgesi içindeki arkadaşlar metin editörü uygulama exe dosyasını seçiyorum. Bunu bir önceki videoda oluşturmuştuk. Autopy2exe ile exe'ye dönüştürmüştük. Varsa eğer diyor üzerine yazılsın mı? Üzerine yazılsın diyorum. Şurada arkadaşlar asıl önemli olan bizim için şurası. Kurulumda bu exe dosyasının bulunduğu exe dosyasıyla birlikte başka dosyalarında kurulmasını istiyor muyuz? Bakın burada şöyle göstereyim. Ben bu programda ufak bir değişiklik yaptım. Bu program videolarımızda vardı. Şimdi görmeniz için yaptım bunu da. Şu dosyanın aktarıldığını görmeniz için. Şu ilk yazı arkadaşlar şu metin belgesinin içinden geliyor. O yüzden benim kurulum sırasında bu metin belgesinde kullanıcı bilgisayara atabilmem gerekiyor. Bunu da arkadaşlar geliyorum. Bakın şuraya ekliyorum. Dosya seç diyorum. Metin belgesini seçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bu uygulamanın create install'ın bence en büyük hatası bu. Direkt OK dediğinizde bakın burayı görmüyor. Bunu şöyle yapmanız gerekiyor. Dosya seç deyip buradan metin belgesini seçtiğimizde arkadaşlar şuraya tıklayıp OK demeniz gerekiyor. Bakın bu sefer atıyor. Bir de ikon dosyasını atacağım arkadaşlar. Yine dosya seç diyorum. Masa üstüne şu ikonu yine kullanacağım. Bunu seçip yine buraya tıklayıp OK diyorum. Bakın bunu da aktardım. Dialog settings kısmı kurulum sırasındaki pencerelerin ayarları arkadaşlar. Bunları özelleştirebilirsiniz. Kurulum sırasında welcome işte gözüksün setup path'ı yani düzenleyebiliriz. Kendimiz bir yol verebiliriz veya varsayılanı seçer program faresi gibi. Bu özellikleri burada yapabiliriz arkadaşlar. Bizim için burada önemli olan bir ayar da kısa yol. Program kurulduktan sonra masa üstüne kısa yol atmak istiyorum. Bakın buraya tıklıyorum.
Önce burayı Common Desktop olarak değiştiriyorum. Sonra kısa yolda gözükecek ismi yazıyorum. Metin editörü diyorum arkadaşlar. Kısa yolun ismi bu olacak. Patch yani yolu install path diyeceğim arkadaşlar. Path diyeceğim arkadaşlar. Yani exe dosyasının olduğu yerde olsun diyorum. Öyle olduğu için de direkt buraya ismini vereceğim. Eğer şu path'i değiştirirseniz, bakın bunu değiştirirseniz buraya onu tam yoluyla vermeniz lazım. Ben direkt kendi exe dosyasının olduğu dizinde olsun deyip ismini yazacağım. İsmi şu arkadaşlar. Bakın bunu alıyorum. Şunu alıyorum. Nokta exe diyorum. Uygulamanın ismini yazıyorum. Bakın burası bizim için önemli arkadaşlar. Metin editörü exe yazdım. Install path'a kurulum verdik. Buradan şey alacak. Kısa yol alacak. Kısa yolda da metin editörü gözükecek arkadaşlar. Yani şunun exe'si metin editörü olarak kısa yola gelecek arkadaşlar. Bir de buraya ikon ekliyorum. Bakın ikon dosyamı da masa üstünden ekliyorum. Bu da arkadaşlar install path'e gelecek. Yalnız ikon file'ı da arkadaşlar şöyle yapacağım. Bakın text iko diye yani eklemeyeceğim direkt. Text iko diye yazacağım. Neden böyle yazacağım? Install path'a kurulacak. Ve buradan ben installation files'ta da zaten bunu aktardığım için ikisi aynı yerde olduğu için sadece aynı dizinde olduğu için sadece ismini kullanacağım. Bakın buradaki mantık da aynı değil. İsmini verdim kısa yolumun. Install path olarak yerini belirledim. Sadece ismini yazdım. Uzantı yazmama gerek yok. Burada da yine sadece ismini yazdım. Çünkü aynı dizine kurdum. Okey diyorum arkadaşlar. Burada kayıt defteriyle ilgili ekleme yapmak isterseniz anahtar eklemesi vesaire buradan yapabilirsiniz. Burada uninstall oluşturulup oluşturulmayacağını soruyor. Ben hiç dokunmuyorum ve bir uninstaller oluşturulmasını istiyorum. Ve yine aynı dizine yani install'ın olduğu dizini seçiyorum arkadaşlar. Burada da arkadaşlar setup sırasında veya setup'tan sonra çalıştırılmasını istediğiniz bir bat ya da exe dosyası varsa bakın buradan seçebileceksiniz. Şimdi bu ilk diyelim setup'ımızı. Bunu kaydetmek istiyor. Metin belgesinin içine arkadaşlar metin altire kurulum diye bunu kaydediyorum. Şu anda setup dosyam oluşturuluyor. Masa üstüne atacak arkadaşlar. Şurada bu seçenek olduğu için otomatik çalıştıracak da setup'ı. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Close dedim. Bakın otomatik başlatacak ama ben otomatik başlatmayayım. Şöyle yapayım. Geldiğini gösteren dosya nereye gelmişti? Masa üstüne atmıştık. Bakın buraya setup olarak buraya geldi arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıralım. Yönetici iznini sordu. Evet dedim. Bakın metin belgesi 1.2 ileri diyorum arkadaşlar. Varsayılan olarak program failsi gördü. İleri diyoruz. Kurulum tamamlandı. Bakın buraya metin editörü olarak kısa yol olarak geldi. Çalıştırdım arkadaşlar. Bakın dosyamı da atabilmişim ki yazım geldi. Programım çalıştı düzgün bir şekilde. Bunun dosya konumunu açalım. Bakalım iki dosyam gitmiş mi oraya. Bakın buraya hem metin dosya burada gördüğünüz gibi hem de ikon dosyam buraya geldi. Uninstall seçeneğim de geldi. Uninstall da edelim. Bakın o da çalıştığını görelim. Evet bu şekilde programımız kaldırıldı da arkadaşlar. Kullandığım şu Create Install'un ben linkini de paylaşacağım arkadaşlar. Siz de indirip deneyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.